Bunlar çıkardın mı sana gidiyor ya. Sen yine kapatın ki abunuz da var ha. Ben sabah var. Baktım yoktu. Ya orada var ha, geleyim ben. Ne yapıyorsun bak var? Ne yapıyorsun? Biraz da buna. Yönleri de doldurdu. Bak güzel. Bari yemeğe hazır. Ama şu yumurtayı bana verebilir misin içeriden 2 dakika? Bak hepsini ver. Bir tane yeni bırak. Sol kalsın ki. Beyazı da ver. Abisi ne yapıyor? Bir tane kalsın ama. Tamam, beyazı da al. Bunda o, yazı yazıyor mu? Bir şey olmaz. O şeyi baksana, o beyaz. Heh, tamam, bir tane kalsın, gel. Biz onu fol diye koyduk. Onu fol diye koymuşum, doğru mu yedi yoksa? Hey. Bu. Yavru ya. Ne var? Yemli. Büyük tavuk. Büyük bir tavuk. Ne, tavuk nereye gittin? Neyse, şimdi... Yeter, biraz dolaşsın. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize ve üzerinize olsun. Köyde Yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz, ben Sinan Doğru. Yeni bir köy hayatı yeniden inşallah böyle karşınızda olacağız. Hem bahçe işleri, hem yemek işlerimiz, hem inşaat işlerimizle uğraşıyoruz şu arada. Gördüğünüz gibi biraz yoğunuz. Şöyle bir tavuk, ha tavuk oldu, tamam gördüm. İnşallah şöyle bahçemizi paylaşalım. Ve hemen ardından inşallah yoksa geçeceğiz. Bir de senin zamanımız olursa efendim. Zamanımız olursa inşallah şey yapacağız. Yapraklarımız da yetmişken yaprakla toplayacağız bugün. Neden burayı niye kazma oğlum ya? Şimdi bu içinde bak lübya var. Tartara var burada. Bak bak var lübya böyle. Şöyle yaşayalım falan doğru bakayım. Bak Samet şeyler olmuş ha o mor lahanalar. Şöyle yanaş biraz istersen. Takılın ha. Abi onu. Bir hafta. Ne topluyorsun anne? Bir hafta da tam olur. Salatasını İsa istiyor. Öğlenden beri bana diyor. Tak bana pirpirim salatası ya. Pirpirim salatası. Burgul pilavı pirpirim salatası. Açmış. Evet. Kalsın kalsın bir şey olmaz. Daha bir hafta ister ama. Şöyle istersen. Şuradan içerisine bak. Taze tezeler var. Onlar da anlıyor. Geçen şey de geldi, aldı ya Samet. Ne? Kenan da gelip alıyor ya, her sık sık salata yapıyor. O da yaptı salata. Bugünlerde gelip sık sık alıyor değil mi? Arkadan böyle girdi değil mi al? İstediğin zaman toplayabilirsin. Çok aslında bu pirpirim, senin sotu diyorsun değil mi buna? Biz ham geliyor mesela. Her yerde böyle değişiyor. Aslında daha önceden paralarda bile her yerde çıkardı ama şimdi ne bileyim çok yaşlamadan dolayı yani çok zayıfladı. Bak artık böyle buğday ambarında gezer gibi olduk. Fazla yok, şurada biraz var. O şeyin adı biraz var bak. Bakın buralarda. O altında bak, kaldı. Bak bu tarlayı. Yani bak zaten bakan gidiyor ama şimdi dur. Baba bak burada. Bak Asım ben bunları şey yapacağım böyle olmazsa. Bak çiçek ürmüş. Çamur alsın, çamur olmazsa. Şey yapalım sana bunları. Gerekirse şöyle bağlasak mı acaba bir ağaç bir şey daha bulayalım mı kendileri? Daha güzel yok olur. Yanda ağaç nereye gidecek? Şöyle bak koratmış. Şimdi koratmadan çok yazsın diye. O zaman böyle bırakak yani serilsin kendi kendine. Evet. Şöyle. Efendim gelmiş mesela. Ha burada bir tane var. Bırak. Bahçeye doğru gidelim dün. Bana gördü bahçe bizi bugün aslında bir serinlik. Düne göre bugün sıcak Samet. Ya serin olursa inşallah. Geçen bir akşam üstü. Bugün sıcak. Akşam üstü bir kat daha yapalım. Az mı? Tabii ki bayağı azalsın. Bugün çok bir şey var aslında. Var var. Yani sen onları almadın. Burada nasıl? Sanki burada da. Bu neydi anne, bunun ismini unuttum ben. Reyhan. Top Reyhan diyor. O güzel kokusu olan. Sallama kokusu nasıl çıkar? Şimdi daha küçük.
Fazla yapmayın, yeter mi? Yeter bence. Abi tabi dedim bak, saatler kadar daha biraz şey oldu. Ne oldu bunlar? Ne bakayım hocam şimdi? Nohut. Fırında. Nohut mu? Sadece nohut. Sadece nohut. Fırından nohut. Samyesini oturttuk. Salata. Neyse mutfakta bakalım. Pilav da var sanki. Fırından nohut ve pilavımız ve semiz otumuz var bugün arkadaşlar. İnşallah şu inşaatımızın da arka duvarlarını da çekersek inşallah yavaş yavaş devam edeceğiz. Hem bizim bahçe duvarlarımıza bir türlü söz verdiler, yine gelmediler. Sence sıramız yine mi gelmiyor artık, yerler mi çok yoğunlar? Onu Hüseyin'e yine soralım. Şöyle sana yavaş yavaş tokumuna baksana. Tokumlara hep siyah çıkıyor içinden. Tokum verir değil mi bak? Tokumlarından gıcık alıyor. Şunlar çıktığı içinden daha Evet, şimdi neden başlayacağız? Öncelikle fırına bir atayım. Sonra pilav salata. Nohut dediğin onu nasıl yani? Ne? Sözü gibi mi? Yok. Ya? Tencere yerine fırında pişireceğim. Daha bol soğan ekleyeceğim. Fırında nohut yani. Nohut ayrı yemek mi? Nohut dediğin. O da yemek. Nasıl? Ayrı yemek mi derken? Pilavın içi için mi? Ne için sen? Hayır, bu sadece yemek, domatesli yemek. Yani fırında, fırında nohut, nohut pilavı yapacağız ve salatamız var. Semiş otu salatamız, daha önce yapmıştık. Değerli takipçilerimiz, gördüğünüz gibi zaten hem mutfağımızda hem bahçemizde devam ediyoruz inşallah, Allah'ın izniyle. Tabii hemen ardından inşallah zamanımız olursa dedik yaprağı toplayacağız. Yaprağını... Hani aslanın bir bölümü olmuş ha, ben bir bölümünü... Toplamaya çalışacağım inşallah. Sıra, sen sıradan olmalı, sen şey yapmıyorsun bence, fazla sevmiyor. Bastıcı mı senin anne? Nasıl? Yaprağı. Yoksa bir şey yapalım. Basmak için zaten. Kış, kışın için... Domates geldi ama bu domatesin çok sıkı. Yani bak, herhalde domateslerimiz yetişmek üzere aşağı yukarı 10 ayı geçmiştir değil mi? Ne? 10 ay oldu mu? Domates mi? Ne? Yani maşallah yine sanki dalga kopanmış gibi değil. Kokusu mis gibi. Kokusu ne güzel. İşte her şeyin oraya koymasının faydaları. Sinan, bir kızda kenarda yeşil biber var. Biber mi? Poşette. Aha. Doğradığım biber var ya. Getir. Getir, buna biraz ekleyin mutfak. Hemen şöyle. Açalım bunu. Aç onu. Hani tuzlu pratik bir yemek sanırım. Evet. Bana bir tuz. Acı olan değil mi bu? Yok acı. Ya sadece nohuttan bir şey mi? Domates mi içiyor? Nohut, domates, biber, sarımsa. Ben içine kimyon ekleyeceğim, ıslayan ekler, ıslayan ekler. Aslında aynı zamanda da bir tarif olmuş oluyor değil mi böyle? Değil mi işte? Yani yapmak isteyen böyle takabilirsen. Tabii takıldığı bunlar olursa. Pilav olursa... birlikte çok güzel oluyor. Yorumda yine biz şey yaparız. Yardımcı oluruz. Bu da nohudun her girdiği yerde lezzetli olur bence. Domatesle piştiğim için ana yemek haline geldi. Zaten bol soğanla yapıyor. Şey de var değil mi? Pilava da var. Yok. Yorulamıyor mu? İkisine nohut. Aynen, nohut olduğu için sordum da. Nisa'ya burgu pilavı yapmazsan bugün ben iyice. Nisa burgu pilavını çok seviyor, salatayı çok seviyor.
Samet'in tam tersi. Nerede? Nerede şimdi? Açmış dışarıda çabuk yemek yap. Ben anneacığımı buldum. Belki de kahvaltı az yedi. Ben de kahvaltı az yedim. Günler de uzadı aslında. İnsan acıkıyor. Böyle karıştırıp içine atacaksın değil mi? İçine atacağım. Şeye sorma. Dur gözlerim yandı. Acı değil mi? Salça ekleyici. Salça ekleyici. Tuzunu da atayım. Yemekleri tuzlu yaptığımı sanıyor herkes ama bizim yemeklerimiz normalden fazla. O yüzden tuzlar fazla değil. Yani tuzunu çok atmıyor. Yani tuzlu hiç, değil yemekler. Hiç ben tuzlu yediğimi hatırlamıyorum. Tuzsuz olur, tuzlu olur. Yani bazen tuzsuz olur ya. Yok, tuzlu tam o halde yani. Tuz olmuyor. Bence o dövme yaptığında tuzu eksikti biraz değil mi? Yok, ben yemeklerin tuzunu çıkartmam, ona çok dikkat ederim. Tuzdan tuza da fark ediyor. Yok, ben de arkadaşlar hani şey sanıyorum, ben çok fazla tuz kullandığımı sanıyorum ama öyle bir şey yok. Yemeğime göre tuzumu atıyorum. Salçasını da ekledim sanıyorum. Ben kimyon sevmiyorum, isteyen hani kimyonu çıkartabilir sevmiyorsa. Ama ben nohutta kimyon olmaz olmaz diyor. Tencerede bu kadar soğan konmuyor. Anladım. Türlü gibi bir şey oldu ama... Yok, türlü değil. Samet domatesle pişiriyordum ya, unuttun mu? Bunu sadece fırına atıyorum. Farklı olan bu, o da hani bol soğanlı diye. Bu fırın, bu fırında o bir tencerede. Hı hı. Farklı ben var. Normalde salata soğanı ben çok sevmiyorum ya. Aslında ben pratik öyleyim de daha pratik. Bugün ama çok sıcak her güne göre. Döner göre sıcak. O durmaz mı? Fırını açtın mı anne? Fırını sıktın mı? Evet. Yağlık yağdı biraz daha şimdi. Bir at konuyor mu bu? Islanmadan. Koyarsın ama ıslatırsan daha güzel oluyor. Hani yemekler daha iyi pişiyor. Güzelim daha az kızarmasını istiyorsan. Ama şimdi bir ek atsam soğanlar hani şey yapar. Yanar. Yanmasın diye böyle yapayım. Hem daha çok beğendim ben böyle. Bu şeyi çarptırsın. Neyi? Çaycıyı. Çaycıya çalıştık. Şey, pilav için su. Su kaynasın, işin hızlı olsun. Bekleme işlemiyor. Mutfakta çok. Bir yandan da hemen pilav mı diyemeyeceğim? Aynen. Şöyle. Hemen pilavı ekleyelim şunu. Dakalı mı? Dakalı olup sonra kısık ateşi alırım. Doğru. Pilavı az mı yapayım ona göre ha? Evet, evet, fazla yapayım. Siz yemiyorsunuz. Nisa ister, siz ister miyorsunuz? Nisa en çok güzel, sen pilavı çok seviyorum. Ben de hanginizin istediğini yapayım onu bilmiyorum. Bir de imkanımız şey yapmadık yani Reyhan yeni şehre gittiğimizde bir türlü o yardanı bulamadık. Eğer bulabilirsek. Yardanı mı? Yani bir dönem bekmek için yani. Yardanı bulursak inşallah kısa zamanda almaya çalışacağız. Yardanlığı ne yaptınız ki?
Yorumlardan bahsediyorlar da yardımlar diye bulamıyoruz diye. İstediğimi bulamıyorum. İstediğimi bulamıyorum. Yani çok küçük. Tamam da anne tava zaten büyük ki bunun içine. Nereye dökülmez ki dışına? Yok oğlum onun içinde. Küçük tava var. Mesela tezgahın üzerine koyarsın pratik hemen dökersin. Hee şey diyorsun sen. Ve cam şişe de oluyor. Ben yağdanlı diyorlar ama. Ben yağdanlı bu hodi sanıyorum diyorum. Yok. Yok lan bu hocun diye. Onu sen şişelere boşaltınca kullanıyorum. Bir de mesela şey yaparsan hem zeytin yağını hem normal yağını da yani normal olsun. He bak o iyi olur ha ondan. İyi olur. İstediğimiz yok işte. Benim istediğim biraz büyük. Aynı koltukları gibi oldu. Koltukları ben onun camları seviyorum. Bu kadar ya cam. Nasıl? Cam. Camları ben de tercih ediyorum işte. Bulamıyor musun cam? Var seçtim. He. Şey yaptım trend yoldan beğendim de. Hoşuna gitmedi bence. Hoşuma gitmedi değil. Buyurun. Kırık gelir diye korkuyorum. Yok ya. Yani karpuda onu hani göndermeyi bakarız yine eğer hoşuna giden varsa seçersen işte. Seçtim zaten var favorimde. Onları yeterlik o zaman. Gönderelim. Yani burada bulursam dedim buradan alırım. Burada, bulamazsam. Burada biraz zor. Burada çok gibi. Küçük şu kadar bir su bardağı alıyor. İşim onu ben ne yapayım? Bize büyük lazım ama. Ben bir litre olursa yiyorum. Bir litre olursa yiyorum. Bir, en az bir. Yani benim için bir tane olan bir. Bir litre mi olur? Bir litre mi gördüm sanki ben? Yok. Ben onu yıkayana kadar. Şurası bir. Çok küçükler de ben uğraşamam. Nasıl? Çok küçükler var. Kaç yere bakalım. Aşırı küçük. Evet. Çok güzel. Kim sana verdi bunu? Yaşar ne verdi sana? Kim verdi bunu? Yaşar abi. Mahmut'a neye benziyor bu? Sana hediye mi etti bunu? Tavşan değil mi Samet? Bilmiyorum. Tavşan tavşan bak buralardan belli. He tavşan. Al. Bu tavşanlara geri. Tavşan. Dedi ya bana hiç arabada eksik etmiyor ama sana veririm dedi. Prenses aldı sen olsun. Sana hediye etti. Bütün gün evvel Yaşar Yaşar demiyor bu taraf. Ama seni çağırıyor hadi yanıma gelsin. Sen git. Yaşar amcanın kızınla oyna. Gideceğim mi? Ben bir ara götüreyim ben o zaman. Olur. Kızının adı ne? Kızının adını unuttum ben de. Sen mi? Oğlunun adı ne? Ebra, Bura Gelikti ismini hatırlıyor musun? Kızın ismini ben unuttum. Zaten. Yaşar abinin kızı Gelikti ya. Ebra Yaşar diyor ya bütün gün sadece onu tutabiliyor. İsmi ne? İsmi neydi? İsmi neydi? Söylemem mi sana? İsmini? Ama Musti'yi bilin değil mi? Musti. Mustafa. Musti. Musti evet. Şey Babaş'ın, Babaş Kızılcan'ın oğlu. Aslında adı Mustafa da herkes Musti diyor. Kendi de babası da Musti diyor. Herkes Musti diyor ulan. Musti. Musti'ye kamuya gidiyorum. He burada geçiyor görüyor yani bakkala gidiyor. Çağırdın mı kendine? Ben böyle baba yapıyordum. Ay. Ya da kendilerin videosunda ben gördüm, bana taklitimi yapıyor. Evet, evet. Yendi mi yaptın? Ya? Ama ben çok... Ben sıra bize verdim ben. Çoktan attık var bunu. Valla. Bir harbi o kevap geliyor. Oğlum ben fazla. Değil mi? Daha fazla oldum. Ver tavşana bak be. Yok, tamam. Ay ne güzel. Yer mi yerim sahibine biz onu? Yok. Önce anne yeter ha. Önce yeter. Biraz kızarsın. Kurgulu esmerleştirsin. Bu sardan mı o? Silah. Sen hiç yemedin silah. Beyaz daha güzel ya. Beyaz değil sana. Pirinç. Ha pirinç. Siyah da mercimek değil mi? Siyah ne sanıyorsun? Yeşil mercimek. O mercimek. Bari sen küçükken yemekleri daha iyi biliyordun ha. Şimdi bütün yemekler birbirine geçmiyor. Önce o sırada bir tava. Ne? Lübiye, fazla fasulye, ekmek ve yer. Tadını onun için tam tersi. Bana biraz beğenmedi, düzüyor tutuyor. Ne yapayım ya da? Vereyim mi? Ver. Ya bir şeyler geldi ya. Bir şey var mı? Acık mesela yiyeceğim.
Anne. Gel gel veriyorum sana. Sana yine dersine yavaş alın. Tamam. Yapsın. Dersini yapsın. Zaten sana onunla okulun yanında mı gel? Kızım gel daha sınava gidiyorsun. Nasıl gönderdin? Gidemez ki şimdi daha sınava gidiyorsun. Sınavdan sonra... Sınavdan dur bakalım Berat. Gel bak aynı. Nasıl kapandı? Öğretmen... Üniversiteye gideceğiz Ezra üniversiteye. Öğretmen gidiyor. Onun için çalışıyor. Öğretmen evresine gidiyor. Öğretmen dolayı okullar böyle açık geçiyor. Tekrar geldin sınava girmek istiyorum. Dışarıdan şey yapmayayım. Anne neden burada? Sen gönderecek mi okula? Yalan nesi gönderiyorsan gönderiyor. Ama ben de korkuyorum deprem olur diye sen gönderiyorsun. Yalan hatırlanırım. Düşersen ha. Deprem bitti ki. İnşallah. İnşallah kaç geldik sen. Allah'ın işine bilemeyiz. Ben de başta çocuk var mı? Var ses geliyor. He arkada sanki var. Afrin'de. Afrin'de. Çocuklar kaç gün oldu habire böyle ses yapıyor. Korkmuyor lan abi. Kesin geliyor. Analarına da şaşıyor. Nasıl bırakıyorlar. Ben burada da bırakmam. Ya biz burada bırakmıyoruz. Yok. Şimdi insan gözünün önünde de olsa hani. Ya ben çok korkarım. Ayran doğrulursa iyi olurdu anne. Ayransız olmaz zaten. Ayran yapacak mısın? Yanarsın. Ben dedim belki salata var diye yapmaydım. Olur. Olur mu? İyi o zaman bugün. Yani beğendim tamam şimdi. He. Pilav yiyecek misin? Pilav mı? He. Ben bunu sevmiyorum ya. Hangisini seversin acaba? Pirinç pilavı güzel. He öğrendin onu şükür. İkisi de güzel Samet. He? İkisi de güzel. Biraz kırmızı da güzel. Kırmızı ne? Kırmızı ne Samet? Eski ismen... Domatesli şey. Mi? Sen ne diyordun baba o konuda? Meyhane pilavı. Meyhane pilavı. Meyhane pilavı. Tamam o zevzeli pilavı da şey yapılıyor. Meyhane pilavı da. En son karıştırdın değil mi? Ne şimdi kalsın. Şimdi böyle hazırladım. İçine taze biber ister misiniz? Yoksa o yemek acı olur diye sinir olsunuz. Artık onu sen bilirsin ya. Kafana göre tam al. Pilavın karabiberini ekleyin. Suyunu çekti mi sarkıtasın mı yanında? Neyi? Pilav. Valla kapağından ben korkuyorum. Bu sıcak. Elin ver bir dakika. Bir bez getirseniz buraya da aydın mı? Elinizi yapıyorum. Yanmaz. Sen korkuyorsun. Su ekledin mi anne? Ne? Tuz. Tuzunu ekledim. Vurulun üstüne attım ya. Sanki frik pilavına benzedi o. Nasıl? Frik pilavı yeşil. Öyle sen bunu da hatırlayın. Friğin cinsi güzelse yeni yeşil olur. Ya, aynen. Bunun nereye gidersin? Neyse. Sen götürsün onu. Sen mi götüreceksin?
Ebrar'ı da çağıracaksın. Bence direkt tepsiye ortaya indir. Ortaya mı direkt indirsin o zaman? Böyle yapsın daha iyi. O da olur. Neyse böyle. Tabi pilav kaldı, onu böyle şey sılamıyor. Aldım ben ama ayranı geri almışsınız. Tamam gel sıra, gel lise gel. Var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Yani tavadan daha güzel görünüyor. Daha da güzel olmuş. Hadi Mehmet. Bunu da alsana. Bunu da alayım. Bunu da sen mi? İsteyen içinde her şeyin tabağının kenarı da olabilir. Üstten de olabilir Mehmet. Bak olur yani. Her şekilde. Gel Emre gel. Acıkma da Emre sen. Ben başlayabilemiyor suyu ya. Gel gel yemek ye. Bence Emre abi şeyden sonra ya. İç. Bak yemek yemekten sonra. Yani sevgili tavukçularımız bir düğün daha sonra geldik. Çok şükür yemeğimiz de hazır. Sevgili tavukçularımız kendinize çok çok iyi bakın. Önce yemek sağlık, yiyeceğim. Huzur, mutluluk ve sağlıklı öncelikle diyelim. Bir de görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun. Ben de köpeğe geldim ben. Hangisini? Aynen bekle. Ah köpeğim gelir şimdi. Ah. Anne. Onu bırak yemekten sonra. Yanıma gel.